Yani bu kadar mı? Bitti mi şimdi? Elimdeki her şey gitti mi şimdi? Aa, çok üzgünüm. Aa, dikenli gülüm. Nasıl ağır? Yok, gecem gündüzüm. Ben acı dilimi bağlayıp doya doya ağlayıp içime içime damlayıp yanayım şimdi. Doya doya ağlayıp içime içime damlayıp yanayım şimdi. Sevgili izleyenler, olası bir felaket için insanlığa bir sigorta poliçesi sunmak isteyen bilim insanları, ki daha ne çeşit bir felaket gelebilir başımıza bilemiyoruz, 6.7 milyon türün sperm örneklerini Ay'a götürüp orada saklamayı önermiş. Böylece türlerin varlığını tehdit edecek herhangi bir felakette Ay'a gidip sperm örneklerini alarak yaşamı devam ettirebilecekmişiz. Efendim, öncelikle Ay'a içine zeytinyağlı sarma koyulan dondurma kabı muamelesi yapmak ne kadar yakışıksız bir davranış. Sevgili bilim insanlarına buradan sesleniyoruz. Dolaplarınızda burnumuzu boktan çıkarmayan virüslerinizi saklayacağınıza madem sperm filan saklayın. Onu geçtik, şu hayatta kendimizi iyi hissettiğimiz sayılı şeyler kaldı. Ay, romantizmimizi de bizden almayın ya. Ağzına kadar sperm dolu bir gök cismine bakıp sevgilimizle iç geçirmek istemiyoruz. Sevgili izleyenler, Beyoğlu'nda tam Beyoğlu'na yakışır bir gece yaşanmış. Küçük puşt yasakları kapsamında eğlence mekanlarına yapılan baskın
arasında bir mekandaki 21 kişiye 66.780 lira para cezası uygulanırken işletmeye de idari para cezası kesilmiş. Biz Macarena yapacağız bırakın bizi diye ekiplere direnen 3 kişi yapılmak istenen dansın modası geçtiği için gözaltına alınmış. Bir müşterinin paniğe kapılıp biber gazı sıkması nedeniyle çevredekiler nefes almakta zorlanmış. Sevgili yetkililer, bakın insanlar ne hale geldi ya. Anksiyete bozukluğu olan insan bile evinde oturamaz hale gelmiş. Sağa sola biber gazı sıka sıka eğlenmeye çalışıyor. Ne yapacağız? Nerede bu aşılar? He? Bir de 66.780 lira neyin cezası ya? Savaşta mıyız? Sevgili izleyenler, İzmir'de yaşayan Selin Çamlıtepe hanımefendiye internetten satın aldığı fırının yerine oyuncak fırın göndermişler. Eskiden biliyorsunuz hıyar ya da patlıcan gibi kalp kırıcı şeyler gönderiyorlardı. Şimdi biraz daha kendilerini geliştirmiş dolandırıcılarımız. Bu hanımefendinin ilk talihsizliği de değilmiş üstelik. Daha önce de bot sipariş vermiş, onda da tuvalet terliği göndermişler. Yani sevgili izleyenler, mavi huydur bende şiiri gibi dolandırılmakta bazen huy olabiliyor. Çamlıtepe hakkını arayacağını söylerken iç hukuk yolları tükenirse insan hakları mahkemesine kadar başvurmayı düşündüğünü de söylemiş. Bizce yetmez. Madem konuyla ilgisiz mahkemelere gidiliyor, neden insan haklarıyla sınırlı kalalım? Bu cümbüşe herkes dahil olmalı. Lahey'e kadar bu iş taşınmalı. Ve savaş suçlusu olarak bu insanlar yargılanmalı. Selin Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve kırmızı ufak haplardan öneriyoruz. Efendim, tartışmaktan bıkan Ukraynalı bir çift ilişkilerini onarmak adına 3 ay boyunca birbirlerine kelepçeli yaşamaya karar vermişler. Kelepçeli hayata geçtiklerinden beri daha az kavga ettiklerini söyleyen çift ilişkilerini de sosyal medya üzerinden yayınlıyorlarmış. Yani hayatımızda daha salakça çok az şey duymuş olabiliriz. Tuvalet olayı muhtemelen sizin de aklınıza gelmiştir. Ona da açıklık getirmişler. Biri dışarıda beklerken diğeri kapıyı kapatıp içeride zorul zorul ilişkilerinden geriye ne kaldıysa üstüne yapıyormuş. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz ülkemizde geçim sıkıntısından bahsedebilmek için karşı tarafı fakir olduğunuza inandırmanız gerekiyor. Konunun yakınanı çok, neredeyse hepimiz, ama konuşması meşru görünen ne yazık ki çok az. Çünkü bir arabanız ya da akıllı bir telefonunuz varsa direkt konuşma lüksünü kaybediyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde kriter olarak görülmeyen bu abes kalemlere yepyeni bir kalem daha eklenmiş bir köşe yazarı tarafından. Bebeğinize muhallebi yapmıyor, özel hazırlanmış mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin diyerek çıtayı giden gelmez dağlarına taşımış bu köşe yazarı. Evden arabaya, arabadan cep telefonuna, son olarak da bebek mamasına uzanan bu fakirlik testinde kalan sayısı kriterler bu kadar düşük olmasına rağmen ne yazık ki her geçen gün artıyor. Yaklaşık 2-3 ay sonraki kriteri de görebiliyoruz. Kıçınızda yaprak değil don varsa konuşmaya hakkınız yok. Is coming. Efendim, ülkemizde LGBT'ler yok sayılırken Amazon cinsiyet ya da cinsel kimlikleri akıl hastalığı olarak nitelendiren kitapları sitesinde satmayacağını duyurdu. Amerikalı e-ticaret devi Amerika Kongresi'ne yazdığı mektupta belirli içerikleri satmama hakkı olduğunu belirterek yapılacak itirazların da önünü şak diye kesti. LGBT hakları için bayrak sallamalık, ülkemizdeki fobik amcalar için küçük bir rahatsızlık sebebi olan bu davranışından dolayı ne yapalım? Biz de gidip Amazon'u kutluyoruz. Sıradaki haberimiz, onun da mı shamingi vardı dedirten cinsten? Efendim, bir çöp çatanlık uygulamasının anketine göre single shaming, yani bir ilişki içerisinde olmayı tercih etmeyenlere yönelik aşağılamalar koronavirüs pandemisi sırasında iyice artmış. Yalnız oldukları için baskı görenlerin en çok duyduğu lafsa yakında bulursunmuş. Şimdi şu ılık götlülerin hassasiyetine bir bakın ya. Varsa kendine güvenen bayram günü anne baba evine bekleriz. Single shaming'i mumla aratırlar adama. Çocuğumun mürüvvetini göremeden gideceğimin İngilizce tam karşılığı var mı bilemiyoruz ama birçoğumuzun kabuslarında karşılığı olduğundan da eminiz. Bununla da kalmıyor. Anne tarafından uygun görülen adaylarla tanıştırılmaya çalışılması da cabası. Ha oldu da evlendiniz? Aha, asıl shaming'in kralı o zaman başlıyor. Bu sürecin en çok duyulan cümlesi de bize ne zaman bir torun vereceksiniz. Evli arkadaşlar cephesinde ise tam tersi bir baskı var. Aman abi evlenip de ne yapacaksın şeklinde gelen bekarlık sultanlıktır shaming ki onun da Allah ayrı belasını versin. Uzun lafın kısası, dertsiz başınıza dert açmayın sevgili ılık götlüler. Single shaming de neymiş Allah aşkına?
Sevgili izleyenler, Hıncal Uluç yine birbirinden harika olmayan görüşlerini deforme bir iç çamaşırından merhaba dercesine bizlere aktarmış. Flair adam buyuruyor ki, bu ülkede her yıl kaç erkek öldürülüyor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü İçişleri Bakanlığı istatistikleri yayınlamıyor. Aha size. Sayın Uluç, şimdi bakın biz sesli düşünüyoruz. Acaba cinsiyet dağılımı yaparsak erkeklerin de ölüm sebebi genelde yine diğer erkekler olabilir mi acaba? Her şey bir yana, her gün bir kadın erkek şiddetine kurban giderken ama biz de ölüyoruz, bizim de buralarımız hep uf oldu, hep ama diye mağduriyet yarıştırmak, 81 yıllık görmüş geçirmişliğinize hiç yakışıyor mu Allah aşkına? Lütfen akıl sınırları dışına çıkmadan şöyle o meşhur kahkahanızı aynaya doğru atıp alacağınız reaksiyonun bir provasını yapın ve bizi bu şahane yazılarınızdan mahrum bırakın. Teşekkürler. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti. Damla ne diyeyim? Damla, ben sana ne diyeyim? Damla ne istiyorsan söyle. İşte o ne istiyorsan deyince kafam karışıyor. Ne demek isterdin? Damla. Damla. Damla daha... zaten. Evet. Tamam, Damla. Ben ne diyeyim? Yok aslında mahlas gibi bir şeyim hiç ama. Hiç kimse mesela İbo demiyor ama. Yani ne bileyim. Demeyeceğim de öylesine sordum. Valla artık demiyor biliyor musun? Eskiden diyorlardı. Yani valla gençken. Rahat söyle ya. Ve bunu yüzüme karşı söyleyen ilk insan Damla Bilic oldu. Ezgi, üfleyemedin mi sen onu? Sevgili Damla. Buyurun İbrahim Bey. Nasıl gidiyor normalleşmeye çalıştığımız şu dönem? Bir anda normalleşenlerden misin yoksa bir vakit veriyor musun yavaş yavaş diye? Normalleştim. Zank diye. Ama şöyle normalleştim. Yani normal olan ülkelerde normalleştim. Burada çok normalleşmedim. Çünkü yasak. Ha. O çok gezdiğin için oralarda... Yani mesela yurt dışına gittim. Gittiğim ülkelerde o zamanlar tabii restoranlar evet. Burada kapalıydı full mesela. Orada tabii ki gittim, yemeğimi yedim, dikkat ettim vesaire bir şekilde ama... Yani ülkeye göre değişiyor benim normalleşmem. Head & Shoulders'la yeni bir işbirliğine girdiniz. Mottonuz da kafanı rahatlat. Ne anlatıyor bu motto ve sen bu kampanyanın içinde nasıl hissediyorsun? Sana sorayım ya, kafanı rahatlat... Tam benlik değil mi? Aslında öyle biliyor musun? Tam benlik. Hem vallahi. Fiziksel hem psikolojik. Yani hani rahat ol. Aman be. Rahatlat. Çok güzel. Tam evet. Benlikti bence. Marka da bence bana göre geliştirdi kafanı rahatlatı. Ya aslında benim Head & Shoulders'la biz işbirliğinden önce tanıştık. Çünkü ben çok sık paylaşıyordum. Hani bunu kullanıyorum, ediyorum falan. Çünkü zamanında ben de her genç kız gibi saçını çok yordum. Çok yıprattım. Her şeyi denemek istedim falan. Sonra memnun olduğum ürünü paylaştıkça sonra bana dediler ki gel dijital yüzümüz ol. Ben de koşa koya gittim. Müthiş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten yakıştığını düşünüyoruz biz de markaya. Seni görünce böyle bir deli dolu bir çocukluk geçirdiğini varsayıyoruz. Öyle değil miydi? Yani lise hayatım falan bir tık problemliydi. Ne gibi? Kavga yani, dövüş gibi mi? Yok, hayır. Ha. Ailem için zor bir çocuktum ben yani. Hani ha, işte. Her gördüğünü isteyen ama böyle hani en küçük halim çok sakin bir çocukmuş. Hmm. Hiç yormamışım ailem ama lise o ergenlik. Ha, ama o... bir tık zormuş. Yani her gördüğünü isteyen, her gördüğünü olmak isteyen. Öyle bir çocukmuşum evet. Mesela hatırlıyorum ben çocukmuşum var mı? Dedi. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela ne diyeyim? Mesela seninle şimdi buraya geldim ya. Sen olmak istiyordum. Ya. Mesela bir tane dansöz izleyeyim. Dansöz olmak istiyorum. Öğretmenimin birini çok seveyim. Öğretmen olmak istiyorum. Öyle bir ergenlik geçirdim. Tam şey ya, tam heyecanlı genç işte ya. Evet. Değil mi? Var mı sizde öyle bir şey, gördüğünü olmak isteyen?
Yok. Ama evet, insan beğendiği şey evet, olmak evet. istemez Gıpta mi yani? Ediyoruz, yani oyuncu görürsün, oyuncu olmak istersin. Ben de her şeye, beğendiğim her şeyi olmak istiyorum. Bir de ayran gönüllü bir gençtim tabii, tabii canım. Full. Lisede güzel sanatlar okumuşsun. Evet. Piyano ve yan flüt çalıyor. Kimi gördüm acaba o dönem? Yani birini görmüşüm, heveslenmişim. Peki, yani. Hala çalabiliyor musun? Hayır maalesef. Onu da şöyle oldu mesela. Üniversiteye geldim. Tabii o ilk üniversite heyecanı. Kütahya'dan İstanbul'a gelmişim, geziyorum, ediyorum falan. Ne piyano gördüm, ne yan flüt. Bir gün piyanonun başına bir oturdum. Yok. Her şey gitmiş. Ki ben liseden önce başladım piyano eğitimine. Hiçbir şey yok şu an. Sıfır. Üzüldün mü? Peki başlamayı falan düşünüyor musun müthiş? Hayır. Her üzüldüğüme baştan başlasaydım. Wow. Çok haklısın. Peki flüt de aynı durumda o zaman. Tabii ki yani. Enstrüman bu. Doğru. Egzersiz olmadan. Tabii. Peki psikoloji denk mi geldi, bilerek mi seçtin? Ya şöyle oldu. Uluslararası ticaret çok okumak istedim. Niye bilmiyorum. Sormayın. Yok yok hiç ben de niye sorayım hiç ki? Hiç bilmiyorum yani. Sonra işte üniversite puanları açıklandı falan. Sonra babam bir gün arayıp dedi ki işte psikoloji mi okusan? Ben dediğimiz gibi çok ayran gönüllü olduğum için şöyle bir kendimi psikolog olarak düşündüm. Wow dedim, çok yakıştı. Tamam dedim, okuyayım. Gerçekten müthiş. Bu şekilde oldu. Harikulade. Peki üniversite değiştirmen neden? Çünkü babam bana her zaman niye bilmiyorum çok aşırı ve fazla güveniyor. Psikoloji yetmediği gibi beni İngilizce psikolojiye gönderdi. Olmadı yani, olmuyor hani, normali de olmadı da zaten. En son dedim ki lütfen yani ya bırakayım ya da daha kolayına geçin. Çünkü normal İngilizce gibi değil. Bayağı psikoloji terimleri öğreniyorsunuz. Olacak iş yani, benim için olacak iş değildi. Sonra o yüzden de Türkçe bölüm için okul değiştirdim. Okey. Sonra... Peki. Kütahya'dan İstanbul'a geldiğinde nasıl... senin için yani bir mega kent ya, hani böyle baktığımız zaman ben mesela Ankara'dan geldiğimde bile şaşırmıştım yani, biraz büyük değil mi ya bu olaylar diye. Ben bir şey söylemiyorum, ben ilk geldiğim gün bile sanki hani beni görsen dersin ki buralı. Tabii canım, öyle bir özgüven yani, niye bilmiyorum ama benim Kütahya'daki bütün arkadaşlarım benden bir dönem büyüktü. Onların hepsi bir sene önce geldi benden. Yani sen ben zaten buraya, ortama girdin. Evet, hazır bir düzene geldim. Tek gelsem illaki zorlanırdım ama çok yani her şey hazırdı. Ama zaten şöyle bir şey olabilir mi? Sen zaten böyle bir herhangi bir şey büyük bir zorluk olma ihtimali üzerinden değil de yani tamam nasıl hallederiz üzerinden değerlendiriyormuşsun gibi olabilir mi? Evet. Yani tamam o çünkü mesela yani İngilizce... Yani tamam yapalım falan ya, böyle. Hani İngilizce psikolojiye dalmışsın İddialıydı da... İddialıydı Kütahya'dan gelen. Ha, güzel sanatlar okumuşum. İngilizce dersi diye bir şey yok okulda. Babandaki özgüvene bakar mısın? Beni İngilizce psikolojiye gönder. İnanmış onu bitireceğime yani. Ve sen de buna okey demişsin yani. Bir... Ama benim için önemli olan İstanbul'a gelmekti. Yani bana ne oku dese okeydim ben. Peki senin çocukluğunla ilgili şöyle bir geyik var. Yani belki de doğrudur. En büyük hayalin bir sürü tırının olması ve onları... kiralamak doğru. falan. Ne, evet. Nereden? Yine tırcı gördün, tırı mı sevdin? Muhtemelen. Yani bir film izlemişimdir, vardır böyle güçlü bir kadın profili, tırı vardır, kiralıyordur. Ben de demişimdir ki ben tır kiralıyorum. Ama gerçekten en büyük hayalim buydu. Birincisi bu, ikincisi dansöz olmak. Dansöz olmak, onu profesyonel olarak yapmasan bile dans ediyorsun ve bunu sev... Ha? Nerede diyorum? Ne bileyim, eğlenmiyor musun arada arkadaşların? Yani o kadar profesyonel bir oryantik. Profesyonel değil be ama. Sen. Yapacağım bunu da bir gün. Ha. Böyle hiç beklemediğiniz bir anda o Instagram'a şıkır şıkır bir oryantal videosu içimde kalmasın. Ne yap? Peki tırın olsun istiyorum. Ona. Şu an mı? Hayır yani böyle bir mesela dansöz yapacağım vardı ama. Vardı bu ya. Yani en büyük hayalimde bir sürü tır alayım. O tırları da hangi parayla alacağım bilmiyorum. O kısmı hiç düşünmüyorum. Alayım, işleteyim. Böyle bir şey var mı onu da bilmiyorum bu arada. Var mı? Var var. Yani görmüşüm var. Bence zekice yani zaten. Hani bundan sonra mesela dansözlüğü yapacağım göreceksiniz de, dediği gibi. Tırı da yazacağım oraya abi. Danla diye kocaman. Evet. Hiç estetiğin var mı? Hayır. Okey. Profilinde hiç edit yapmadan raw halde paylaştığın bir fotoğrafın var mı? Bir tane var. Ya. Evet. Neden var? Bir şey oldu. Neden oldu? Yo, çok beğendim ve çok üşendim. Yani yapacak hiçbir şey bulamadım. Bu ne ya dedim.
Oha dedim yani, ne güzel yapmışlar bu kız dedim ve yükledim. Markalardan gelen bir hediyeyi arkadaşına baksana ne aldım diye itelediğin oldu mu? Yok, olmadı. Direkt al bunu kullanır mısın? Ha. Genel olarak evet ver bu şekilde. Sırf makyajın çok iyi olduğu için ağlamayı ertelediğin oldu mu? Hayır. Yani evet. Bilmiyorum hani ne zaman ağladığımı hatırlamıyorum, böyle şaka değil. Ama ertelemezdim. Özellikle mutluluktan ağlıyorsam tabii ki asla ertelemezdim. Çok mutsuzluğa bırakmıyorsun kendini gibi yok görünüyor zaten. Yok ya, yani öyle artistik gibi olmasın da en son ne zaman ağladığımı çok ya. Da... Ama maşallah damla. Ya tabii orası öyle, Allah kimseyi ağlatmasın ama ertelemem ama ağladım. Peki gün içinde en çok kullandığın kelime? Şaka mı? Bu ne ya, ya da şaka mı? Sürekli bir şeyler ya, bu ne ya? Hangi huyundan vazgeçsen hemen bir adım öne ilerlersin. Üşengeçlik. Üşengeç misin? Aşırı. Yapma be. İnanamazsın. Aa, vallahi tebrik öyle ederim o zaman. Öyle böyle. Neden? Ece'm hiç üşengeç gibi görünmesin. Yok, bayağı üşengeç. Tanımadığın numaraları açmadan önce kim bu diye WhatsApp'tan fotoğrafına bakar mısın? Tabii ki bakıyorum. Böyle bir adet mi var? Ben çünkü mal gibi hani kenara koy, bir daha ararsa mesaj atsın ben falan diye. Ben niye tanıyorsam ve kaydetmemişsem ayıp olmasın diye. Evet, mantıklı. Yani. Abi hiç bilmediğim işler. Çünkü şimdi bunu mesela bunu yazan editörümüz mutlaka bunu yapıyor. Daha ama soruyor. Bunu herkes yapar ki. Aynen, artık ben de o herkesin içindenim arkadaşlar. Gördünüz mü? Yapacağım artık ben de. Çünkü kaydetmiyorum ben numaraları. Özellikle mi? Yok, hayır unutuyorum yani. Ha, denk ya, ben anladım. Ailen yaptığın işten ne olarak bahsediyor? YouTuber diyorlardır herhalde. Değil hiç mi? Sormadım. Ben bile mesela bana taksici bir abi dese ne iş yapıyorsun diye ne diyeceğim? Yani ne diye? Ben şey diyorum kolaya kaçmak için. Sosyal medya işi. En temizi o. En sormuyor çabuk anlaşılır. Ne diyor ki bu acaba sosyal falan ya. Diyor geçiyor. Ha işte falancı gibi. Ne denir ya hakikaten? İçerik... Şimdi ne diyeceğim ben? Taksici abi influencer'ım. Ben mi diyeyim yani hani? Efendim canım. Medya. Peki altıncı hissin kuvvetli midir? Sezgilerine güvenip zortladığın oldu mu? Güvenirim bu arada. Yani bir şeyi hissediyorsam... Yani 10 şeyden 8'i de yanılmam. Ama hiç hissetmediğim şeyler de oluyor tabii. Ama güveniyorum. Hı. Kazandığın ilk parayla ne aldın? Kesin makyaj malzemesi almışımdır. Net yani, başka kaçamıyorum. İsmin hiç gelin ayakkabısı altına yazıldı mı? Yazıldı. Kaç kere? Bir kere, bir... Yok, iki kere yazıldı. İki kere? Evet. Ezgi senin? Gerçekten mi? Bir işe yaramıyor zaten hiç. Aynen ya, ben de yaradığını görmedim. O yüzden soru. Zeynep senin? Cansu? Seni kesin yazmışlardı. Seni bir de... Çabuk silinen yere yazmışlardı. Yo, biz takip ediyoruz yavrum kaç senedir. Yani o ayakkabılar pek bir şey yaramadı gibi ya şu an. 1 ile 10 arasında sence kaç güzelsin? İlla güzellik mi yani şimdi? İstiyorsan kendimi baş... full puanlayayım mı? Tamam, kendini full puan. Kendi kanalımda olsam net 12 falan derdim ama artistik yapmayacağım. 7. 7. Evet. Aa, düşük söyledim be. 8. Gerçekten mi? Çabuk ikna oldun. Düşük söyledim değil mi? 8. Sizce? Hayır, duymaya hazır değilim. Zaten bak burada sormamamız gereken tek isim gitarcı beyefendi. Gitarcı beyefendi lütfen. Ona asla sormuyoruz fikrini. Çünkü o kime demişti ya? Engin Öztürk'e kaç verdi? Engin Öztürk'e 4 dedi. Ayta'ya da 4 dedi. Yok be, ne soracağım başındayız zaten. Başındayız daha, hiç modu düşmez canım, saçma, gider kafasını kırar otururuz geri. Peki, çektiğine pişman olduğun bir video var mı? Var tabii ki. Hangisi? O da bende kalsın. Sildiğim bütün videolardan pişman oldum. Araştırıp görebilirim. Fake sosyal medya hesabın var mı? Tabii ki var. Allah aşkına. Tabii ki var. Yani olmayan insan var mı? Var var. Az da olsa var. Hayır ama ya. Kullanmayanın bizde... yoktur yani. Ha. Hani annemin yoktur mesela. Ya bizde olmayan yok. Evet, İnanmıyorum. Evet. Bizim aramızda yoktu değil mi arkadaşlar? Gerçekten yok mu? Yok ya. Yok, Umut Bey'in yok. Umut saçma ama sen yaşlı başlı adamsın. Sen... Ne işine yarayacak fake sosyal medya hesabı? Okan'ın da yok. Okan zaten helal kullanıyormuş olsun gibi görünmüyor. Tibet'in yok. Siz kimsiniz? Benim var. Ha, Tolga Bey'in var. Ha,
Aynen. Jimmy Jeep'in operatörü beyefendinin varmış mesela. Yani olmalı zaten bence. Evet. Sen ne için kullanıyorsun? Ben şimdi ne yapayım, izleyemiyorum kendi mesela hesabımdan herkesin storiesini. Evet. Doğru. O yüzden fake'ten izliyorum. Mecbur, bir de orada çekiniyor yanda insan. Mavi tik olunca galiba görünüyor. Evet. Yani, yok yani görünmese artık bile böyle vırt diye kaydırdığın zaman çıt çıt. Artık izleyebilir misin? Artık yok, yine de izlemem de. Ya orada görür falan, ne bileyim, istemeyen. Doğru. Hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Kendi horlama sesime hiç uyanmadım ama kendi konuşmama uyandım. Konuşuyorum uyurken çünkü. Nasıl ya? Evet. Ne benzer? Öyle konuş. Ve bunu mesela rüyamdayken başınıza geliyor mu bilmiyorum ki, bence gelen inşallah vardır, kendimi kötü hissetmeyeyim. Rüyamda mesela seninleyiz, burada konuşuyoruz ya. Rüyamda bunu çok zorluyorum söylemeye. Ve çok zorladığım zaman bir anda onu söylerken uyanıyorum. Ha, karabasanımsı bir şeymiş gibi. Değil aslında. Değil. Bunu yaşayan sadece anladı şu an beni. Ama okay. Horlamama hiç uyanmadım. Ama horlarmış bu arada. Hmm. Horluyorum, sağlam horluyorum. Bayağı iyiyim bu konuda. Ben şöyle söyleyeyim, ben doktora gideceğim. O kadar. Tabii, yarın randevum var sabah. Ya benim burun ameliyattan sonra, yani şey ameliyatı biliyorsunuz. Aynen, deviasyon. Deviasyon. Bir tık daha şey oldu da... İşte öyle oldu. Hiç sevgilinden ayrılırken sorun sende değil, bende dedin mi? Evet, her ilişkim. Sorun sende miydi? Sorun normal? Hep bende. Gerçekten evet. Mi? Peki. Çok ilişkim olmadı benim. Olanlarda da yani ya da bana bunu empoze ettiler yani, öyle diyeyim. Belki de bende değildi yani. Şimdi belki arkada oturup anlatırım sana. Belki de değildi yani, çözeriz bunları. Ama bu empoze edildi bana. Delisin sen falan diye. Aa! Bu aralar zaten bunlar çok konu oluyor. Fark etmişsinizdir belki. Love bombing, mansplaining falan gibi. Ama şey, seni aslında kötü, ilişkideki kötü taraf olduğuna ikna eden söylemlere çok alışkınız aslında. Ama sorun bendeydi. Okay. Gurur duyarım. Bir sorun olacaksa bende olmalı. Etkileyici. Bir hata yapılacaksa onu ben yapmalıyım. Bana yapılmamalı. Aynen. Peki batıl inancın var mı? Yok galiba ya. Bu falan. Ha, o öyle laf olsun diye yaparım onu. Kara kedi bilmem ne falan. Yok, çok evimde kara kedi var zaten. Bıçağı şey falan. Onu da hiç, ya hiç anlamam. Yok galiba. Evet. Tasarımcı çantaların, limited edition bazı kıyafetlerin, ayakkabıların var. Alırken mesleğim için her zaman bu yatırımı yapmam gerekiyor tabii yalanını söyler misin? Evet, her defasında yani. Limited edition olmasına gerek yok. Her pahalı şeyi aldığımda, hani çok pahalı bir makyaj malzemesi yani, şu bile çok pahalı olsa tamam işte alayım yani, story atarım. Sonuçta evet. Hani gösteririm, bakın bu şöyleymiş, böyleymiş diye kendimi tabii ki kandırıyorum. Hiç bakkala pijamalarınla gidip o çok yakışıklıyla karşılaştın mı mahallede? Hayır. Çünkü bakkala pijamalarla gitmedin. Yok yani nasıl gidersem gideyim hiç karşılaşmadım. Pardon. Sorun orada yani. Pijama da değil. Peki karantinada keşfettiğin tuhaf, kendinden hiç beklemediğin bir özelliğin var mı? Sıfır. Hiç. Hiç yok. Sana sorayım aynı soruyu. Mesela karantinada nasıl geliştirdin kendini? Yani ne gibi bir yeteneğini çıkarttın ortaya? Ya da var sandın, yokmuş dediğin bir yeteneğin? Ben işi yapmaya devam ettiğim için. Ben yani işte ekmek denemeler, yemek pişirmeyi denemeler, oralara giremedim ben bile. Ben de yoktum. Ben normal hayatımı yaşadım ama ben hep evde oturmayı zaten seven bir insan olduğum için galiba. Zaten genelde evde oturmaya alışkın olanlar ve onunla ya evde nasıl vakit geçireceğini bilenler yani çok büyük sıkıntı çekmediler. Ben çekmedim çok büyük sıkıntı yani. Hiç sadece o anı kurtarmak için söylediğim bir yalanı unutup sonra tekrar yalan söyleyip sonra o yalan, kuyruklu yalanın içinde kaybolduğun oldu mu? Söylediğim yalanı unutmam. Tam tersine yalana öyle bir inanırım ki. Yani bu arada çok kötü bir huy. Hani böyle övünerek gibi anlatıyorum. Gerçekten unutuyorum. Yani unutuyorum değil. İnanıyorsun ve o gerçek. O benim için doğru gerçek. Oluyor yani. Bayağı doğru oluyor. Hani aksi ı-ı. Çok yani. O yüzden ekstra bir yalana hiç ihtiyacım kalmadı. Devam aynı yalan. Peki. Televizyon izlerken başkalarının adına utanıp kanal değiştirdiğin oluyor mu? Oluyor ya.
En son ne zaman yaşadın? Mesela bazı şeyleri gerçekten izleyemiyorum. Böyle bu midem buruluyor evet, gibi değil niye mi? Evet niye bilmiyorum. Aksine mesela şey oluyor ya insanlar. Aa rezil olmuş işte ne güzel izleyelim falan. Ben yapamıyorum onu. Kötü oluyorum yani yerine kendimi koyuyorum izleyemiyorum. Başkası adına utanmak işte bayağı İsim verecektim de zor. Ben de gözümü kaçırdım. Hemen. Peki hiç sarhoşken gönderdiğim bir mesajı sabah kafama sıçayım diyerek okuduğun oldu. Kaç kere oldu. Ya. Ama öyle aşk mesajı falan değil yani. Genelde hani keşke zaten... öyle olsa diyorsun. Genelde keşke. Öyle diyorlar biliyor musun? Bu soruyu kime soruyorsak. Ha, benim gibi. Tabii yani aşk mesajından bahsetmiyor insan. Genelde kavga etme az bile söylemişim kavga falan diyenler var. Kavga da değil var. Yani mesela bazen insanlara o kadar yükseliyorum ki çok gereksiz bir şekilde sarhoşken. Sabah kalktım ki hani ne yaptın yani neyini seviyorsun bunun bu kadar falan hani yani. Niye bu kadar övdün mesela? Çok garip mesajlarımı yakalıyorum. O yüzden hiçbir zaman artık öğrendim. Bir sonraki gün WhatsApp mesajlarımı falan okumam. Hmm. Ne yazdıysam kalsın onda. Tamam bitti gitti yani. İyi yön tamam. Evet. Bunu da not edelim bir yere. Kötü hissettiriyor ertesi gün. Geçmişe dönüp baktığında tüh be keşke öyle olmasaydı dediğin bir şey var mı? Ağlamam dedi diyen kız yok ağlamam. Ya vallahi yok. İyi kötü her şey çok şey bir cevap olacak. Gıcık bir cevap ama iyi ki olmuş yani. Yok gıcık değil galiba biliyor musun? Çünkü düşününce yani olmasaydı bu olmazdı gibi evet, bir şey geliyorsun ya. Evet hep böyle ya. Bir şey döngü gibi yani. Evet. O olmasaydı bu olmazdı, şu olmasaydı. O yüzden her şey iyi ki olmuş. Belki kilo almasaydım diyebilirdim ama... Kilo almasaydım. Geçici dönüp baktığımda mesela atıyorum belki kilo. O bile iyi ki olmuş yani. E tabii o değişimin de bayağı önemli bir challenge gibi. Onun da ekmeğini yedik ya. Hiç konu hakkında fikrin olmamasına rağmen atıp tuttuğun... Peki ikna edici misindir? Oo inanamazsın. Ya bunu sana hani böyle pembe olduğuna falan inandırırım yani. Bir saat otursak. Yurt dışında nasıl olsa burada çok Türkçe bilen kimse yoktur deyip yapıştır yapma evet, ya. Yakalandığım da oldu. Oho. Maalesef. Ne ya peki bir de büyük mü sallıyordun? Şey oluyor. Gidiyoruz mesela birinci gün ya ikinci günden sonra hiç şey yok. Sanki dünyada Türk yok. Türkçe bilen yok. Direkt o moda giriyorum ve herkesi sallıyorum yani. Çoluk çocuk, küçük büyük hiç fark etmez. Kendimi buluyorum ya orada yani önüne gelene salla. Bir kere Londra'da metroda kızacaklar bana ama tövbe yani. Tam günah girmek istemiyorum. Çocuğun birine salladım yani hani küçük bir çocuğa salladım bir şey dedim. Sonra inerlerken ailesini iyi akşamlar yaptı. Ay. Hani... Adama sallasam üzülmezdim de. Hmm, çocuğa evet. Salladığım için üzüldüm. Ay, çocuk dediğin de bebeğe sallamadık da yani. Biraz büyük ya. O da biraz hak etti falan diyor. O da bir tipine başladı. Kendi kendine. YouTube videolarında sürdüğün 6 kat fondötenden sonra makyajını silmeden sokağa çıktığın oldu mu? Makyajımı silmeden stüdyodan çıkmam öyle diyeyim. Ha. Asla. Yani burada mesela şu çekim bitsin içeride makyajımı silip öyle çıkarım. Hiç tanışınca fıs çıkan bir ünlü oldu mu? Aynen olmadı. Karşım tamam devam. Olmadı mı? Bir şey söyleyeceğim. Hani inandıracaktın onun pembe olduğunu. Bu şekilde bizim kimse hiçbir şeye inandıramazsın ki. Rating sağlıyorum şu an sana. Aynen. Abi. Yok gerçekten olmadı. Çok iyi. O kadar şanslısın ki. Hiç dolandırıldın mı? Hayır yani dolandırılmadım da. Mesela borç vermemem gereken birine borç vermiştim oldu yani. Arkadaşın değildir herhalde. Gibi bir şey yani. Bizimle paylaşmak ama istediğim şeymiş, bir şey var. Ama şeymiş bilmediği numaraya para yollamış. Yani o kadar yemiş kafayı. Yok ya arkadaşım. Peki. Dolandırılmadım öyle yani. En tuhaf bulduğun ya da çok güldüğün bir teklifle karşılaştın. Evet. Nedir? Şey istenmişti bir kere. Bir otobüs firması reklamında oynayacakmışım. Muavin olacağım. Yemin ederim ağzımdan. Şaka değil bu arada. Muavin olacağım. Dalga geçeceğim. İşte reklamda böyle yürüyorum falan insanlara. Muhtemelen yanlış atıyorum makyaj malzemesi dağıtıyorum. Ne alaka? Sonra bütün yolcular dönüp...
felaketmiş gerçekten. Bu istenmiş de. Gerçekten berbatmış. Hiç arkadaş grubun tarafından onaylanmayan bir sevgilin oldu mu? Haklı çıktılar mı? Yok, dediğim gibi yani. Çok bir ilişkim olmadı zaten. 2-3 ilişkim falan oldu. Onlar da genel olarak benden daha çok sevmişlerdir herhalde bugüne kadar. Bunun senin ne işi var falan gibi. Hayran olduğun, stalklamadan edemediğin bir ünlü var mı? Yani herkes kadar ben de bu işte Amerika'dakilere bakıyorum. O kadar yani öyle o falan. Bir ara Kylie takıntım vardı. O da geçti artık. Aksini hiç beğenmemeye falan başladı. Hmm. Şu an yok öyle. Ne oldu da beğenmemeye başladı? Biraz şey oldu. Avamlaştı gibi bir şey oldu yani. Avamlaştı mı? Biraz... Doğdu mu avamlaştı? Bir tık avam beğeniyorum ama o takı... O kadar ya, o kadarını beğenmiyorum. Peki takıntın var mı? Şapırdanma, ağız şapırdanması. Ya, hastalık derecesinde bu arada. Nasıl ya? Ağız şapırdanması dediğin yanında ne? Yemek yemezsin. Ha, o kadar. Yani tabii ki yiyebilirsin, o kadar değil ama ses çıkarak yedirmem yani. Hani tanıyayım tanımayayım mesela, hiç o konuda saygım yok. Ne yapıyorsun be, yavaş ol falan diye kendimi tutamayıp anladım, böyle. Anladım, tamam. O var. Sonra evde böyle evden çıkarken görsen çok garip hareketlerim var. Böyle iki kere kapıyı açıp arkaya bakarım falan. Kedi var ya evde çok artık. Tabii, yani evde tabii. Kediler mesela veterinerde bile olsa onu yapıyorum artık. Delirmiş gibi. Üç kere çene arkaya sıkıştı mı biri falan diye. Saçma bir güzellik önerisini evde deneyip başına iş aldığın oldu mu? Denemedim ama çok az kalsın deniyordum kulak yapıştırmayı. Evet. Bir ünlü yapmıştı onu. Kimdi hatırlamıyorum. Doğa bekleriz. Ha? Doğa bekleriz yapmıştı. Biri yapmıştı. Evet. Deniyordum az kalsın ki... İnanılmaz. Biri vazgeçirdi galiba. Ay, yani. Ay iyi ki yani o biri varmış. Evet. O bir de Japon'la mı yapıştırmış? Japon'la yapıştırmış. Ah. Onu sonra nasıl ayırdılar acaba ya? Ne? Niye ayırıyorlar ki, ben onu anlamadım. Ne güzel. Yapıştıysa sorun ne? Amacına ulaşmış yani. Ya yapıştırıcının kimyasal deri için doğru bir şey olmayabilir. Yani sonra doğru. Bir komple kulağa düşmesin diye belki yapmışlar. Arkadaşın asla anlatılmaması gereken bir anını ortalık yerde pat pat anlatsa ne yaparsın? Sustururum direkt. Vururum bir tane yani. Şaka değil. Hemen hızla müdahale ederim. Tabii canım, anladığım an müdahale ederim. Zaten ne yapacaksın? Ne yaparsın ki başka? Evet, ne çok yapacağım? Ciddi bir ortamda olsun. Yok ya, tabii canım, ben olsam ben de sustururum. Ya da hani baktım anlattı artık. Hani geçti artık yani. Bir şekilde şakaya vurmaya falan çalışıyorum. Bağırarak gülmek falan. Yani hani arsız gibi üstüne falan böyle. Evet ya şöyle iyice abartıp. O da bir şey mi falan. Başka bir anıya geçiyor ama değil mi? Hanımlar beyler, bence Damla oldukça dürüsttü. Sizce. İnfluencers'ın falan filan fenomen olarak tarif edebiliyoruz değil mi? Sen, nasıl yani, istersen. Ama senin fenomen olma yolculuğunda sanki fenomenlerin yapmaması daha iyi olur denilen şeyleri yaparak fenomen olmuşsun gibi mi? Mesela? Yani işte. Sus. Söyleme. Evet. Evet. Mesela küfür etmek. Bu senin tercih ettiğin bir şey miydi? Yani buna başlarken bir dakika arkadaşlar böyle yapacağız dediğin bir şey miydi? Tabii ki böyle bir şeydi yani. Çünkü oyum. Hı hı. O kızım yani, o izlenilen kızım. O yüzden ben buyum. Bu iş tutarsa tutar, severlerse severler, sevmezlerse olmaz gibi başlanılan bir işti ki sevdiler. Evet. Kafanı rahatlat. Senin ilk başladığın yer Twitter diye evet, biliyoruz zaten. Aynen. Peki mesela Twitter senin için ilk göz ağrım gibi bir yeri var mı? Yani öyleydi bir noktaya kadar ama hayatımdaki en büyük linçleri Twitter'da yediğim için öyle bir şey asla kalmadı yani. Ya. Şu gün kapansa umurumda olmaz. Şaka maka şey yani ama Twitter tabii ya. Bu genel olarak adını yanlış yazmalarıyla onu kullanarak başladığın bir yol. Sanki hı-hı, işte bu da hataymış gibi görünen ama müthiş kullanışlı hı-hı, değerlendirdiğin bir şey. sildiğin bir kanalın var. Hayır, silinen. Yanlışlıkla kapatan bir kanalım. Ha, kapandı sonra tekrar açın. Allah korusun. ve biz en çok da şeyleri, özellikle makyaj videolarının isimlerine tabii ki onları nasıl kararlaştırdığını merak ediyoruz. Ya onu tek başıma yapmıyorum aslında. Onu böyle oturuyoruz mesela Arda'yla, ne çeksek bu hafta falan diyorduk. Hadi şu kızlardan bahsedelim, bu kızlardan bahsedelim falan. Garip bir şekilde
Arda da bayağı hadi şunu çek falan diye fikir veriyor. Ben de tamam diye kamera karşısına geçiyorum. Bazen yorumlardan mesela soruyorum videonun sonunda. Diyoruz hani nasıl bir makyaj yapalım. Yorumlara geliyor. Oradan alıyorum. O da hoşlarına gidiyor hani. Tabii etkileşim demek o. Tabii çek diyor. Çekiyorum falan yani. Etkileşim demeyelim ona. İletişim. Aramızdaki bağ değil. Lütfen yani. Aynen. Aranızdaki bağ. Pardon. Peki şimdi şu anki düşünce yapınla yine baştan başlayacak olsan yine aynı şekilde mi başlardın? Bence başlayamazdım çünkü şu an o zamanki kıza göre bir tık daha olgun, bir tık daha böyle büyümüş bir kız var yani hani. Tabii haliyle. O zaman ben şu an izliyorum makyaj diyorum kendime gülüyorum. Hani ne kadar enerjik mi yani böyle saçmalıyormuşum ama şimdi tabii o zaman 22 yaşındayım. Yine çok fark yok bu arada evet. Çok da büyüdüğümden değil de yine bir fark var. Yani iyi ki o zaman başlamışım. Hı hı. Çünkü o zaman o kafadaydım. Şu an bu kafadayım. Belki bir sene sonra yine aynı kafaya gireceğim bilemem. Ya o anki modum neyse ister istemez onu çekiyorsun videoya. O yüzden yok iyi ki o zaman başlamışım yani. Okay. Peki bu baştaki hani kamerayla kurduğun ilişkide de böyle bir tedirginlik falan varken şimdi geldiğin o sonsuz rahatlık arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsun? Yani ama normal değil mi? Çok normal. Ama işte yani mesela daha sence ucu bucağı olmayan bir şey mi? Artık daha özgür hissediyor musun? Yoksa yine tedirgin olduğun ve dikkat ettiğin yok, şeyler var mı? Yok hiç yok. Dikkat ettiğim hiçbir şey yok. O hiçbir zaman olamadı bende ya. Ha. Hiç yani şunu dikkat edeyim, şunu söylemeyeyim falan hiç olmadı. Yani kamera açıldığı an ben konuşmaya başlıyorum ister istemez. Fark ettin mi? Yani başlıyorum. İyi, bence süper bir bence özellik. Bence de. Peki ben diğer YouTuber arkadaşlarım gibi değilime gelen çeşitli açıklamaların var. Buradan tam neyi kastediyorsun? Yani onlar gibi başka türlü içerik üretiyorum. Kendime özgü mü yoksa karakter olarak mı öyle insanlar? Yok yani karakter olarak kimseye yorum yapamam. Üçünü beşini tanıyorum, bilmiyorum. İş olarak onu her zaman söylemişimdir. Çünkü hani makyaj videosu çekiyorum. Evet ama aynı zamanda sohbet ediyorum. Ha, şu an böyle kanallar var mı? Var. Evet. Ama ben kanalımı açtığımda böyle hiçbir şekilde hani hem sohbet edip muhabbet edip yorum yapan hiç yoktu. Tabii. O yüzden söylemiştim bunları. Hı hı. Benim yaptığımı yapan kanal yoktu. Evet bir de yani şimdi senin beğeniliyor olması şu an bu pozisyonda olmazsın ya yani demek ki farklı zaten yapıyormuşsun evet, bir şey. Evet o zaman çok farklıydı şu an tabii ki. Hemen 3 saniyede gevşedi. Yaptığın işi tamam ben artık sosyal medya, dijital falan buralardan para kazanacağım ve benim işim artık bu diye tanımlamaya başladığın zamanı hatırlıyor musun? Hayır ya. Böyle geçerken vup diye buna ama mı gelişti? Ama bende zaten çok hızlı oldu her şey. Yani evet hani aslında doğru. Biz ilk başladığımızda böyle işte 3 ayda 100 bin izlenme falan bunların hayalini kurarken 2 ayda 1 milyonu falan gördük. Böyle garip bir süreçti. O yüzden ben onu aklıma bile gelmedi yani. Ha öyle gelişti olaylar evet, zaten. Oldu, başladığın gitti, gitti gibi yani, olmuş gibi. Evet. Sevgili Damla, evet. Kiminle bir ev partisi sabahı poğaça almaya gitmek istersin? Sorumuz bu. Tamam. İlk ismimiz Orkun Işıtmak'la mı gitmek istersin yoksa Aleyna Tilki ile mi? Aleyna Tilki ile. Neden? Aleyna'yı daha çok seviyorum çünkü. Aynen. Aleyna Tilki ile mi gitmek istersin yoksa Seda Sayan'la mı? Seda Sayan'la. Neden? Seda Sayan çünkü yani. Peki Seda Sayan'la mı gitmek istersin yoksa Fezi Altun'la mı? Eyvah çok zor sıra. Fezi özür dilerim ama Seda Sayan. Seda Sayan'la mı gitmek istersin Burcu Esmersoy'la mı? Burcu ile hiçbir yere gitmem. Neden? Yani boyu posu falan hiç gerek yok yani böyle riskler canımız almaya. Canımız sıkılır diye diyorsun. Seda Sayan. Seda Sayan'la devam ediyoruz. Seda Sayan'la mı gitmek istersin yoksa Serhat Şen'le mi? Burada mı? Burada mı? Gitti mi? Gitti mi? Seda Sayan. Neymiş ya gerçekten. Ay inşallah. Peki Seda Sayan'la mı yoksa İrem Sak'la mı? Aa bu da iddialı. Yes. İrem Sak. Neden? Değişiklik olsun artık. Bu artık değişiklik de olsun olmuyor. Ya o ya o. Seda Sayan. Peki Seda Sayan mı Kylie Jenner mı? Zor sordum.
Evet, ben de şimdi bir bakınca zor sormuşum. Seda Sayan. Seda Sayan mı? Cemal Can Seven. Onunla hep gidiyorum, Seda Sayan. Poğaça almaya mı gidiyorsun Cemal'le? Niye gitmeyeyim? Çok haklısın. Saçma bir soru oldu. Seda Sayan mı, Beyoncé mi? Ay canı görünce de bir kıyamadım ya. Bir daha düşünmek ister misin? Yok, Seda... Ay bu da yani iddialı olmadı mı? İnat ettim, Seda Sayan'la gideceğim o poğaçayı almaya. Tamam. Seda Sayan mı, Beyoncé mi? Seda Sayan. Seda Sayan mı, Enes Batur mu? Seda Sayan mı, Jeffree Star mı? Seda Sayan yani, Jeffree Star'ı. Seda Sayan mı, MasterChef Mehmet Şef mi? Mehmet Şef'le gidersin yani. Yani poğaça almaya gidilir, doğru. Bir dakika çocuklar, o öyle yapılmaz deyip. Seda Sayan. Seda Seçsin Sayan ya. Mı, Brad Pitt mi? Seda Hanım'ın buna ses çıkaracağını zannetmiyorum. Brad Pitt. Tabii ki Brad Pitt. Evet. Peki Brad Pitt mi, Enis Arıkan mı? Ama şimdi Enis'le de gidilir yani. Ama Brad Pitt yani. Enis bence çok anlayışa karşı. Tabii ki canım, Enis. Zaten Enis'e sorsam. Seda Sayan'ı seçtim yani. Değil mi? Çok haklısın. Brad Pitt mi, Rihanna mı? O mu? Rihanna. Rihanna mı? Evet. Neden? Daha havalı. Oha, kıza bak, Rihanna ile poğaça almaya gelmiş falan. Cümleye bak. Brad Pitt biraz şey de Rihanna ile falan. Aynen doğru yani. Ben öyle düşünmemiştim. Rihanna'nın da olabilecek en boktan fotoğrafıyla baş başayız. Elinize sağlık yine. Rihanna mı, Tom Hardy mi? Rihanna. Rihanna mı, Kendall Jenner mı? Rihanna. Rihanna. Tabii ki Rihanna. Rihanna mı, Ryan Gosling mi? Rihanna. Bak ya, tabak surat koymuş bu adamı da. Rihanna mı, Jamie Dornan mı? Ne yaptın ya? Allah yoklukla terbiye etmesin, beyi geldi. Bu kim bu? Bu nasıl kim bu? Bak işte ben de bilmiyorum demek ki. Şey neydi? İşte Green Lily tonu. Ha, ben böyle boynuna eğik görünce tanımamış. Rezalet. Yok, yine yapacağım havayı düşünüyorum ve Rihanna diyorum. Rihanna diyor. Rihanna mı, Jensen Ackles mı? Rihanna. Rihanna tabii. Rihanna mı, Slaven Bilic mi? Mazi. Ay. Rihanna ya. Rihanna ile o zaman Rihanna'ya gidiyor. Ailenin seni desteklediğini biliyoruz. Evet. Fakat aranızda sonuçta jenerasyon farkı var ya. Aranızda bir jeneratör var ya, o size bir enerji sağlıyordur diye düşünüyorum. Kusmaya başlarmış bunu konuşurken. Mesela o jenerasyon farklarından genelde şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. İşte ya bir de bir altın bileziğin falan. Mesela psikoloji öyle bir başlangıç şeyi olabilir ama sonrasında mesela alıştılar mı buna? Mesela bu işle ilgili ne hissediyorlar, nasıl tarif ediyorlar? Senin yanında nasıl duruyorlar? Ya tabii en başta, ya ilk YouTube kanalı açtığımda babam hani direkt hayır Damla, o okulu bitir sonra ne yapıyorsan yap kafasındaydı. Dinlemedim. Baya baya dinlemedim yani, yok hayır dedim. İkisini bir arada yürütebilirim ben dedim. İyi dedi, dene ama yapamazsan o kanalı kapatırsın dedi. Ama tabii o zaman şimdiki gibi değildi yani. Şu an bir tık daha bunun bir sektör olduğunu, meslek olduğunu kabul edebiliyoruz. Evet, o bir zaman, iş olarak gördüler. Evet, hiç görülmüyordu o zaman. Evet. Yani babam hep şey diyordu, tamam şimdi iyi hoş da seneye ne olacak falan diyordu. Sonra baktı bu kız büyük markalarla gerçekten çalışmaya başladı. İşte insanlar seviyor, programlarına davet ediyor falan dedikçe böyle yavaş yavaş annem de babam da artık bunun bir iş olduğunu, benim de bunu gayet güzel yönetebildiğimi, kendi ayaklarımın üstünde durabildiğimi gördükçe bunu kabul ettiler. Şimdi de sağ olsunlar baya baya şey destekler yani hani. Müthiş. O mesela o desteği aldıktan sonra daha da açıldığını düşünüyor musun? Daha da rahatladığını, daha da konforlu olduğunu. Tabii ki daha da rahatladım. Yani eskiden hep şey vardı. Mesela bir şey yaparsam kızarlar mı, alınırlar mı ya da başkalarına karşı mahcup olurlar mı? Çünkü ben hani küfür de ediyorum, dedikodu da yapıyorum falan. Hani ben ne istersem yap, hep böyle kötü şeyler söyleyince de kötü gibi oluyor da. Ya ne istersem yapıyorum ya. Ama şimdi şeyler yani, kızım bunu yapıyorsa
bir şey olmayacağı için, yani ona zarar vermeyeceği için yapıyordur. Ya da bir bildiği vardır. Bunu kontrol edebiliyor olduğuna evet, güveniyorlar artık bana. Eminler tabii. O yüzden tabii ki bir ekstra bir rahatlık da var. Deyip küfür et. Peki, Dalla iyi bir online profil çizmek ve yerini sağlamlaştırmak için bayağı emek harcıyorsun. Yani bunun üstüne çalıştığın aşikar üşengeç olduğunu söylemene rağmen. Neden? Ona rağmen. Boğulacak gibi hissettiğinde kafanı rahatlatmak böyle becerebildiğin bir şey mi? Yoksa bunun için özel bir çaba harcıyor musun? Yo, yani dediğim gibi benim zaten o kanımda var yani. Ben tembel bir insanım. Bir şey istemediğim zaman bana yaptıramazsın onu. Yani çok boğulduğum zaman çekilirim. Belli ederim yani o işi yapmak istemediğimi. Atıyorum video çekmek istemediğim o hafta. Zaten çektiğim videodan da hayır gelmez istemediğim zaman. O yüzden özellikle yaptığım bir şey değil. Yani onunla baş edebiliyorum. Hemen bir tık geri çekiyorum. Bu da kafamı rahatlatmış oluyor. Aslında verdiğin cevaplardan böyle bir hani Gen Z tarifi var ya sürekli. Aslında asla içinde olmak istemediği bir şey zorla yaptıramıyorsunuz o kuşağa falan. Çok yani çok o kuşağı tanımlayan cevaplar veriyorsun aslında. Ya ama dediğim gibi yani bu şey olarak değil Damla, hani bir şey yapmak istemiyorsan yapma diye şartlamıyorum kendimi. Zaten evet. O kadar çok da şey gibi konuşmayayım yo, yo. Yani. Zaten tembel bir insan olduğum için bir şeyi istediğimde seve seve yapıyorum. Ama yo, istediğimde onu bana yaptıramıyorsun, çok yapamıyorum. Ama tembellik tanımının ne olduğunu aslında anlıyorum ben senin. Ha, benim için o yani. Evet, yani senin gördüğün bir çalışkanlık tarifi var da ona göre tembel diyorsun. Ha, evet, benim yoksa, harıl harıldan falan evet. Ben kendimi kıyaslıyorum. Yoksa evet. Yapmam gereken bir şey varsa tabii evet. Ki yapıyorum onu. Onu çünkü atlamayalım. Çünkü ha, evet. Yapamazsın çünkü bunun içinde olmaz. Head and Shoulders'la marka anlaşması yok, yapamazsın zaten falan. Zaten YouTube'da o en önemli. Hani mesela oraya her hafta video atabilmek, ne olursa olsun tabii, o kamera karşısına çıkabilmek. Bunlar çok önemli. Ama hani o boğulduğumuz noktadan evet. Bahsediyorum evet, ben. Evet, anladım. Yoksa ben bugün yorgunum, video çekmeyeyim. O tabii ki yok. Siber zorbalıkla ilişkini soracağım. Evet. Bayağı iyi. Yani çok maruz kaldım ve özellikle son dönemde dediğim son birkaç yıldır da bayağı insanların hayatlarına mal olan bayağı şeyler yaşanıyor falan. Sen bunu yönetebiliyormuşsun gibi görünüyor. Gerçekten yönetebiliyor musun? Çok zorlanıyor musun? Ve bunu kendinden en azından şunu göründüğünü söyleyebilirim. Etkilenmiyormuş gibi görünüyorsun. Ve bence bu süper bir şey. Bunu nasıl başarıyorsun? Yani şöyle, etkilendiğim olaylar var. Bunu belli ettiğim olaylar. Hı-hı. Ya da çok etkilenip hiç belli etmediğim olaylar var. Bir de tabii ki hiç etkilenmediğim Hı-hı. Şeyler var. Ama şunun farkındayım artık. Oraya etkilendiğinizi belli ettiğinizde daha mı çok üstüne geliniyor yani? Daha mı çok eleştiriyor seni? Yani bu mesela bu soruyu ben nasıl görüyorum diye soruyorsan ben öyle görüyorum. Çünkü o bana şey gibi geliyor. O siber zorbalığın gerçek karşılığı orada görünür olmaya çalışmak gibi görüyorum ben. Ya eleştiriden bahsetmiyorum. Eleştire her zaman lazım tabii, bizim tabii, işimiz için. Tabii zorbalıktan ama bahsediyoruz. Zorbalıkta onu okuduğumu bildiği zaman daha çok yazıyor. Ben evet. De o yüzden okuyorum belki. Ama asla ama buna... okumamış gibi evet. Davranıyorum. Hayır. Arkada nasılım diye sorarsan tabii ki taktığım konular bugüne kadar olmadı mı? Oldu mesela, az önce söyledim, kilo muhabbet. Tabii ki takmamış gibi gözüktüm. Hı hı. Hep çok iyiyim, süperim, müthişim, güzelim dedim ama öyle hissetmiyordum. Ama hep karşıya onu vermeye çalıştım. Hı hı. Ama bu aralar diye sorarsan çok şükür ki öyle okuyup da takacağım bir şeyim yok. Kendimi iyi hissettiğim bir dönemdeyim, mutlu hissettiğim bir dönemdeyim. O yüzden okusam bile yapıp geçiyorum müthiş. Yani. Peki artık ödül törenlerinde Instagrammer, influencer aslında. Öyle bir alanlar da açılmaya evet. Başladı. Bu kadar senedir birçok insan emek veriyor bununla ilgili ve bunu artık bir para kazanılabilecek, içinde bir ekonomik modeli olan bir mesleğe dönüştürmeye evet. Başladınız hepiniz. Böyle bir sektörün, pazarın böyle bir alanının da olması için gerçekten sizin çabanız çok önemliydi. Son zamanlarda da artık bu ödüller de sizi de dahil etmeye başladılar. Evet. Bence bu olması gereken bir şeydi daha önceden ama nerede işte başlamış olması bile iyi bir şey. Ya Altın Kelebek'te iki adaylığın
var. 2019 Dene Bunu ödüllerinde de ilham veren hı-hı. influencer ödülünü vermiştim galiba ben sana. Evet. Değil mi? Tacım ve ben. Evet, ben mesela onu da söyleyeyim size. Damla'nın o kadar heyecanlı çıkmıştın ki yanıma. Evet. Ben inanamamıştım o kadar heyecanlı olduğuna. Evet. Allah Allah, niye bu kadar heyecanlandın acaba? Ben heyecanlanıyorum. Evet, müthiş bir şey bence. İnşallah hiç kaybetmezsin. Yani öncelikle bu ödül adaylıkları ve ödüllerinden hı-hı. dolayı tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Sana bu ödüllendirilme durumu, bu sektörün influencerları ne hissettiriyor? Ya sadece kendi açımdan değil yani, ya da sadece ödül töreni olarak da değil. Mesela bir influencer'ın bir markanın yüzü olması, bir markayla koleksiyon yapması, ödül alması, hepsi bence çok güzel. Yani bizim var hı-hı. olduğumuzu kabul ediyorlar, evet. Ödüllendiriyorlar. Tabii ki çok güzel. İnşallah devam eder. Hatta daha da çok değerlenir. İnşallah. Bence değerlenecek zaten. Yani zaten o şimdi ekonomik programına dönmesin. Pazar payı bile değişiyor da. Böyle olmaz. Bakın. Peki insanlar perde arkasını tam bilmedikleri için influencerlığı, bu işte youtuberlığı ya da işte dijital mecralarda iş yapan insanları tam işte telefonu elde takılıyor evet, falan evet. diyorlar ya. Mesela bunu sen kendi çevrende nasıl dönüştürebiliyorsun? Çok yakın olmayan çevrenden bahsediyorum. Hı-hı. Ve bu sana ne hissettiriyor? Yani bununla bir noktada ya tamam he öyle yapıyorum deyip vazgeçtiğin zamanların oluyor mu? Hep öyleyim ki. Tamam öyleyim aynen ben. Diyor. Sadece telefonla uğraşıyorum. Tamam mesela şey diyorlar ya hani ne var ya, haftada bir gün gidiyorsun 2 saat video çekiyorsun işte diyor mesela. Diyorum ki ha tabii öyle diyorum mesela. Ya da bir çekim yapıyorsun, fotoğraf çekim mesela. Head and Shoulders'a yaptığımız çekim belki 14 belki 15 saat sürdü. Ama şimdi adam diyor ki ah ne güzel ya, bütün günde fotoğraflarını çektiler senin. Öyle değil ki, orada kaç kişi canımız çıktı 14-15 saat. Ama ben şimdi tam öyle aynen. Süpersin deyip geçiyorum. Niye laf anlatayım ki yani? Evet haklısın. Canını sıkıyor mu peki bu? Yani şu ana kadar öyle çok canımı sıkan bir nokta olmadı. Çünkü en yakın çevrem yapsaydı belki evet. Ama onlar ne kadar yorulduğumu ve emek verdiğimi bildikleri için diğerleri de öyle bilsinler yani. Okay. Ne yapalım? Evet, onu aynen, da o kadar aynen. hayatına dahil etmene gerek yok. Yani. Haklısın. Meram. Bu mu söyledi? Bir daha söyle. Meram. Ama biraz türetmek lazım. Ama Damla barım diye bir şey görüyor. Meram. Melem. Meram. Param. Meram. Baram. Meram. Balgam. Meram. Balam. Meram. Artık hecelerim. Berrap. Meram. Peyzap. Meram. Peygam. Me. Pe. Me. Be. Me. Hepsini saydık zaten. Me. Be. Kaç tane sessiz kaldı? Me. Me. Ram. Makeup. Oha. Me. Me. Ram. Me. Me. Ram. Ram. Krem. Me. Hayır. Me. Me. Ram. Top. Ram. Gram. Ram. Ra. Re. Le. Ram. Lam. Ram. Lam. Ram. Lap. Ram. Oha. Meram. Meram. Ne demek ya, sizi parçalarım çocuklar. Kim dedi bunu? Allah'ım Cansu'ya bak sen ya. Fidan. Fıkra. Ne? Fıkra. Ben böyle yapmamıştım. Fık. Fıt. Ra. Fida. Fıkra. Ne? Heceleyebilir miyiz? Fık. Fi. Fık. Ne oldu? Fık. Ra. Fıkra. Ha evet. Bitti mi? Aman. Aman. Böbreğime kadar gösterdim. Çıkıkçı. Çıkıkçı. Çıkırıkçı. Gibi. Çıkıkçı. Şıkır şıkır. Çıkıkçı. Çıkır çıkır. Çıkıkçı. Damlacığım. Yu görüyorum. Çıkıkçı. Ama öyle söyleniyor. Çıkıkçı. Çıkıcı. Çıkıkçı. Çık. Üç Ece mi bu? Evet.
Kırıkçı, kırıkçı gibi. Üç acı mı çık? Dört acı mı? Hayır, üç acı, üç. Üç. Çık. Çı, kırk, çı. Çı. Çı, kırk. Çıkırıkçı. Çı. Çık. Kık. Tık. Kık. Rık. Çı. Çık. Çı. Çıt. Çı. Çı. Ha. Kık. 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 Çıkıkçı. 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 Ha. Ha. Tarhun. Ha? Tarhun. Ha? Tarhun. Sarhoş. Tarhun. Saltuk. Tarhun. Hı? Tarhun. Saat 3. Aynen. Ne haber? Tarhun. Hecelevlemiz. Tarhun. Tar. Dargun. Hun. Ne? Sürekli... Kibariye söylüyor. Evet, ne yapalım? Aynen. Bayağı iyi bu arada. Sırf dinlemek için bilmeyebilirim. Tarhun. Ha? Ha? Tar. Saat 3 diyorsun. Saat 3. Aynen diyor. Öyle diyorum. Evet. Tar. 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 Hun. Targun. Hun. Tarun. Hun. Tarhun. Ah. O ne demek? Ne demek? Ay, bayağı da bağırıyormuşum. Tabii bir de derken bağırıyorsun aslında o muhteşem duyuluyordu. Tarhun baharat ya. Ha, kavruk. Kavruk. Kedi dili. Ne? Kedi dili. Kedi dili. Ne? Kedi dili. Anlamıyorum. Ya çıkıkçıda da öyleydi. Heceleyelim. Kedi dili. Sıfır. Sıfır. Kedi dili. Sadece diş görüyorum. Nasıl? İyi ama. Kedi dili. Ne? Kedi dili. Kedi. Sıfır dili. Ama sıfır yani. Kedi. 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 Dili. Kedi dili. Heh, böyle kelime mi olur? Kelime değil ki bu. Kelime mi bu kedi dili yani? Maalesef. Maalesef kelimeyi de alkışlıyoruz Damla'yı. Peki bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu ile bir program evet. yaptım. Ya zaten tamamını biraz uzun geldiği için seyredemedim ama bir kısmını seyrettim. Bazı ayıklanan videolara da baktım. Ben oldukça başarılı bir şey olduğunu gerçekten. Düşünüyorum hanım. Gerçekten. Beni? Seni de çok heyecanlanmışsın ama. Tabii ki çok heyecanlandım. Ve bence senin o heyecanların daha da samimi gösteriyor seni ya. Ya. Evet evet böyle çünkü o heyecanı saklamak kötüdür aslında ama da çok bahsedilmez. Ama bir de yani ilk defa hani öyle ciddi bir ortamdayım. Evet. İster istemez bir panikledim yani. Hani. O iş nasıl geldi? Ne, kim aradı seni? Ne yapalım dediler? Ya onu bilmiyorum kim aradığını ama Arda dedi bir gün bana hani böyle bir şey yapmak ister misin? Dedim ki tabii ki isterim. Hani bir de 8 Mart Kadınlar evet. Günü Ekrem İmamoğlu falan güzel bir şey olur diye. Sonra zaten 2-3 gün sonra mı çekim vardı ya da bilemedim bir hafta sonra. Koştur koştur gittim. Peki, güzeldi ama. Evet, sen nasıl geri dönüşler aldın? Ya ben güzel geri dönüşler aldım. Yani özellikle böyle beni öyle ciddi bir ortamda gördükleri için bayağı şey yapacak, garipsemişler ama herkes şey dedi hani ne kadar yakışmış hani hiç beklemiyorduk evet. senden ve ilk performans. Ona rağmen çok iyiydin heyecanına rağmen falan dendi. Hı-hı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama ben de izlediğimde bir hoşuma gitti. Değil mi? Yani. Seyreden ve... var mı? Evet, siz nasıl buldunuz? Çok gerçekten. İyiydi diyor Cemal. Evet. Güzel Cansucu. Sorular vardı evet. Ha evet.
Ne? Çok pozitif pardon. Manada sizin ha, evet. için çok iyi bir ters köşeydi diyor. Yani mutlu oldum çağrıldığıma. Yani ben olsam ben de mutlu evet. olurdum. Güzel de sonuç vermesi daha da iyi evet. zaten. Kafanı rahatlat. Peki Damla sen deliler gibi Müge Anlı takip ediyormuşsun. Nedir bu trajediye merakı senin? Neden? Ama herkesin yok mudur ya? Var ya. Var ama, ve Müge Anlı çok iyi yapıyor evet. bu işi yani. O gerçekten öyle. Bir anda böyle parlayıp azarlıyor ya gelenleri. Başlarım aşkınıza falan diye. Yani inanılmaz bir kadın. Bayağı hastasıyım. Evet. Her gün oturup saatlerce izliyorum. Ve buluyor da yani. Evet yani kadının belli ki çok ciddi bir yeteneği var bununla ilgili helal yani. Helal olsun. Evet. Hayranlıyım yani. Bayağı bununla ilgili işte bayağı takıntın olduğunu duyduğumuz evet. için soralım evet. dedik. Bir ara aşırı takıntılıydım. Ha. Bir tık daha şimdi az ama yine bir son iki haftadır falan yine böyle bir... Düşmeye mi başladın? Evet. Yine başladım yani. Önemli konular mı var biz de bakalım. Evet biraz heyecanlı konular var tavsiye ederim. Bakacağız. Peki 5 kedin var. Evet 6. Hayvanlarla ilişkini az çok zaten senin adını duymuş herkes biliyor diyebiliriz. Çok da yardım sever olduğunu biliyoruz bununla ilgili. Elimden geldi. Ha yani hepsine de nasıl yetişebileceğim? Peki bunun için kaygılanmaya başlıyor musun zaman zaman? Ya şey çok sıkıntı demeyeyim aslında güzel bir şey de zaman zaman böyle çok fazla DM aldığım için bu konuyla alakalı. Yani ama şuna da yetiş, buna da yetiş, şöyle de yap, böyle de yap diye. Mesela bakıp geçme şansın yok. Hani evet. bir tık böyle için acıyorsa ona hani yani bazen şey diyorsun ister istemez tamam ya başka biri görür, halleder diyorsun. Sonrası ya görmezse. Şimdi atıyorum çok zor durumda bir hayvan ya da hayvan da değil herhangi bir şey gördüğünde hepsine de yetişemezsin. Öyle bir şeyin imkanı yok. Hangi birine yetişesin ya da hangi biri doğru? Hepsi doğru da değil evet. gelen şeylerin. O yüzden evet o biraz şey ya sıkıntılı bir durum. Hem evet. çok güzel hem de bir tık sıkıntılı en yani. En azından bu yardım edebildiklerinin olmasını biliyor olmak iyi hissettiriyordur evet, belki evet. biraz. Cemal Can'la herkesin imrendiği bir dostluğunuz var. Yani en azından biz dışarıdan öyle görüyoruz. Ve şimdi Cemal'in bilinirliği de böyle patır patır yükseliyor evet. yani. Hani hiç böyle yan yana geldiğinizde oğlum ne yaşıyoruz biz falan diyor musunuz birbirinize? Ya evde otururken öyle bir şey demiyoruz birbirimize. Vav şu halimize bak falan diye de yani. Yok canım. Oha, ne bileyim biz ama. Ne olduk falan. Şu fotoğrafı çektirirken demiş olabilirsiniz. Ya mesela, geçenlerde bir markayla çekimimiz var. Yani geçenlerde dedim 2-3 ay oluyor. Mesela oturuyoruz böyle onun yanında işte yanımda saçı yapıyor. Benim burada saçım yapılıyor falan. Şey dedik hani böyle hazırlıkta yan yana sırada oturuyorduk. Bak şimdi reklamda oynuyoruz falan. Hani böyle şey değil de hani vay be değil de ne kadar güzel bir şey gibi tabii, konuşuyoruz tabii. arada vay be gibi zaten o şakası işin. Yani. Peki hayal eder miydiniz? Ya hiç böyle bir hadi biz ünlü olalım bizi tanısınlar gibi. Ünlülük değil ya değil yani. De. Güzel bir hayatımız olsun gibi tabii canım her arkadaş gibi bizim de böyle hayallerimiz vardı. Hani görüşelim edelim kopmayalım falan inşallah da kopmayız hiçbiriyle. Ama şey bazen böyle şey oluyoruz hani nereden ya, nereye diyorsun hani bir yere de çok da şey dünya starı da olmadık tabii ama yani ya, orada hazırlığı geçemeyen iki öğrenciyken şimdi birlikte iş yapıyoruz güzel bir şey evet, yani tebrikler. Bu. Tebrikler. Merhaba. Merhaba. Ben Şahsenem Yağlamacı. Şahsenem Yağlamacı. Çok güzel. Şimdi biz çok uzun süredir seyircisiz yaptığımız için herkes bu Fon Dip'te 50. kere falan hımlıyor ve yeni biri olarak geliyorlar. O yüzden bir 5 delilikle karşılaşacağız. Sayın yağlayıcı neydi? Yağlamacı. Yağlamacı evet, özür dilerim. Siz ne işle meşgulsünüz? İmdat çekeceğim metrobüslerde. Personelim. Ben anlamadım. Ne dedi? İmdat çekici. İmdat çekici. Evet kolum. Ya yani kolum değil. Kol değilim de. Aynen. Hani İmdat çekicisiniz. Evet duruyorum. Duruyorsunuz. Bir imdat anı olduğunda. İmdat anı. Tabii çekiyorum evet. ve kurtarıyorum. Siz çekiyorsunuz. Ben çekiyorum. Tabii. Ha imdat çekici. Çekiyorum evet. Çekici. Aynen. Neyi çekiyorsunuz? Kolu. Çekiciyi. Kolu diyor. İmdat çekici olur ya. İmdat çekici olur da onu bu çekse ne yapıyor ki? Camı patlatmak için mi çekiyor? Ne yapacak? Sen evet. camı patlatıyorsunuz. Tabii yani evet. Sonra? Ya şey de olabilir mesela kapıyı da açabilirim. Aynen. Kapıyı ama yani çok zorda kalırsam. Aynen. Zorda kalırsanız. Çünkü yürümek mesafe, insanların arasından geçiyorum. Herkes zaten o an çok gergin oluyor falan. Laf eden olur. Bana değdiniz sonuçta sizin işiniz imdat çekicisiniz siz falan. Evet. Anladım.
Peki ne kadardır yapıyorsunuz bu işi? 2 yıldır, daha yeniyim. Hiç cam patlattınız mı? Bir kere yaptım. Aman batsın, ne yaptın? Neden o oldu? Ya o da şöyle oldu. Küçük bir çocuk vardı. O sanırım hani bir küçük... Metroda kapalı mı kalmış? Evet, öyle oldu. Aynen. Ben de dedim ki durun, bir hemen saniye, hallediyorum. Bir saniye, havasız bu çocuk. Aynen. Dedim ve çektim kolu. Çok güzel. Her şeyi kurtardım. Ay, laf eden ne peki? Katılıyorsun. Buyurun, biz sizin şarkınızı alalım. Tamam. Papatya gibisin beyaz ve ince. Çalışılmış. Çalışılmış. 62 bölümdür yapıyoruz. Bir şeyimiz olsun. Peki hangisini içmek istersin? Sonuçta sen misafirsin damlacığım. Bir şey söyleyeceğim, çalışılmış. Bu kadar da bilemezsin yani. En hafifi o zaten. Tüp mideliyim. No. Dur Allah aşkına, tövbe de. Bir şey söyleyeceğim. Damla'ya burada bunu içiremez. Bir şey ya, elimizde kalır. Bir şey söyleyeceğim, bunların bir şey olmaz bu arada. Valla o zaman iç. Yani ama bunları tövbe içiremem ben Damla'ya. Tekte mi içmek zorundayım? Ya, daha kolay olur. Tamam. Bu kolay. Tabii. Bu en kolayıydı zaten. Ben demin satılmış şişik. Satılmış şişi. Şişik. Şişit. Şişik. Şişik. Evet. Satılmış şişik. Evet. Çok iyi. Ne iş yapıyorsun? Radyo programcısı ve şairim. Radyo programcısı ve şairsiniz. Evet. Bir şiirinizi o zaman. Yani biraz efekt alabilirsem. Bir kafana. Efekt verebilir miyiz Barış Bey? Gözlerini aklımda... Bir mıh gibi tutuyorum şu anda. Kalbim ağlamakta oldu bir yaprağın damlacığında. Bir bebeğin ağlayışına, sanki hiç olmamışçasına. Yok olmaktı hayalim. Bir dakika. Gecenin... Bir dakika. Bir saniye. Ben doğaçlama şairim. Yani doğaçlama mı? Yavrum zaten aklına gelen bütün mısraları söyledin 50 tane bir şiirden. Ekol yani hani. Aynen, ekol. Yani. Çok iyi. Kitabınız var mı? Yok, hayır işte. Olsaydı kitabınızla için... ilgili bir cümle geldi benim aklıma da. Anonim. Ne geldi? Şimdi burada söylemesem iyi olur. Tamam, eleştiriye açığım tabii ki. Teşekkür Aynen. ederim düşüncelerinize. Aynen için. Ben teşekkür ederim. Ayrıca Kuzum Radyo'da da programım var, Gönder Gelsin. Ne yapıyorsunuz orada? Orada işte trafik durumu, işte ondan sonra hava durumu. Hafif böyle gündem konuları falan, onlara değiniyorum. Çok iyi, Gönder Gelsin. Nabzı tutuyorum, Gönder Gelsin 106.7. Kuzum FM. Kuzum FM, evet. Çok iyi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bize bir şarkı zannediyorum. Ama şimdi bilmiyor gibi yapacaksın içmemem için. Yok, hiç konuşulmadı. Niye? İlk kez karşılaşıyorum. Ben biler sana diye. İçirmem canım, saçmalama. Ha, da yapar tamam. Mıyım öyle bir şey? Ambulans! Pardon. Bir dakika. Ya biliyorum. Abi sen de müzisyensin. Böyle anlatırsan şarkıyı yazmak. Radyocuyum ya. Aynen. Bir daha. Pardon. Güz günleri gibiyim. Hayır ya. Hiç bahar yaşamadı değil. Yani başka bir şey alayım o zaman. Güzel olmadı mı? Ya bence güzeldi de ben biliyorum da şarkıyı şey olamadım. Yani tanıdık. İstemem ki. Ebru Gündeş. Değilim ki. Yıldız Tilbe. Evet. Ben bildim değil mi? Ağzıma tüküreyim ya. Ne içeyim? Sirke. Azaltmam lazım orayı. O sirke de... Ha yok, şu sirkeyi. Ha, balzamiği bir de. Ay, balzamik. Gerçekten Damla'nın yüreğinin temizliğini gördünüz mü? Çok kötü be. Ay çok keyif aldım. Ben Hacer Yumuşakçı. Yumuşakçı. Evet. Evet. Minderciyim ben. Mindercisiniz. Evet. Böyle yorgancı mı? Yok değil. Minderci mobil, ne? Mobil minderciyim. Yani böyle yapayan... Yani şöyle mesela parklarda, bahçelerde, işte bir yerlerde... kenarda köşede oturan bir genç görünce hemen minderle koşup altına minder sokuyorum. Okey. Çok iyi. İyi kazanıyor musunuz peki? Yani şey, aslında biraz gönüllü iş oluyor bu. O kadar böyle hani düşünceli bir atak yapıyorsunuz, insanlar ister istemez para veriyor orada. Ya ne kadar güzel düşündü diye. Peki vergi? Vergim yok.
kaçak mobil gelir. Aynen. Mobil dediğim anladım. Yeni şey. Burada bunu açıklamanız çok iyi oldu. Çok teşekkür Birazdan ederim. Birazdan vergi memurları ev adresinize geliyordur diye tahmin ediyorum. Peki nasıl ne kadar kazanıyorsun? Ayda, yani mevsime göre değişiyor. Aynen, tabii. Tabii. Böyle Nisan'dan sonra yaz böyle şey yerlerde, sahil yerlerinde işte böyle piknik alanlarında falan. Aynen. Oralarda haftalık böyle 1500 lira falan kazanıyorum. Haftada 1500 evet, lira kazanıyorsun. Fena değil. Çünkü çok fazla genç oluyor. Bir de biliyorsunuz Mart'tan çıkıyor insanlar hani Mart'tan malum. Çıkmak çünkü minder gerektirir. Evet, gerektirir. Evet. Yani Mart, Nisan bunlar ilkbaharda aşk ve işte arkadaşlık zamanları. Aşk ve arkadaşlık minder evet. ister. Evet, kesinlikle ister. Hanım büyük bir açığı kapatmışsınız. Çok teşekkür ederim. Umarım çok başarılı olursunuz. Çok teşekkür ederim. Buyurun sizin şarkınızı duyalım. Hemen söylüyorum. Bu yüzden bütün ararım. Bu yüzden sirkeyi içmeni o kadar istiyorum ki ya da Tabasco'yu. Ama senin yerine biri içebilir. Kim? Tabasco'yu Sinan... Yok canım ben ne içeceğim? Sinan Bey'imiz var bizim. Tabasco'ları genelde o içer. Tamam geliyor. Oho, saçma kötü. Sen niye ona heyecanlandın acaba ya? Göksu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Afiyet bal şeker olsun. Alkışlıyoruz Göksu'yu. Damla için kendini feda etti. Merhabalar. Merhaba. Ben Nesrin Dümbelek. Nesrin Dümbelek. Evet. Çok iyi bir isim. Bir lisede çalışıyorum. Lisede ne olarak çalışıyorsun? Revir'de çalışıyorum. Devir'de mi? Revir. Ha revir. Evet. Nesiniz revirde? Hemşirenin yancısıyım. Hemşire okey oynuyor. Siz çayını mı içiyorsunuz? Hemşirenin yancısı ne? Hemşire yapmak istemediği bütün işleri bana paslıyor sağ olsun. Ne mesela? Mesela işte başı ağrıyan öğrenci dersten kaçmak için geliyor diyor ki benim midem bulanıyor. Hmm. Yok işte karnım ağrıyor falan. Aynen. Ben de hemşirenin yancısı olduğum için evet. Çocuklara dandik boş bir hap verip gönderiyorum. Aynen. Evet. Yüz yüze eğitime başladınız mı? Yok başlamadık. Aynen. Yani bir senedir zaten böyle bir şey yapamıyorsun. Evet bir senedir yapamıyorum. Biraz okay. Mutsuzum bunun için. İnsanları aynen. kandıramıyorum çünkü. Aynen. Tadım kaçtı. Neyse hınlayayım mı? Lütfen. Güzel mi güzel? Aa, onun arabası. Ama yeter artık evet, evet, ya. Bildin mi ya? Bildin mi? Bayağı şov yapıyorum ha. Ben bayağı evet. berbat durumdayım aslında. Bu fon dipte. Acaba mi? Ne içsen ben ya? Ben tüp müydeyim? Danla Bilic neyse ben. Ya. Of. Tüp mideli. Sirke mi şey mi? Tuzlu su mu? Kim içecek? Sen içmek istemediğin sürece sen hiçbir şey içmeyeceksin tabii ki. Tuzlu suyu bir koklayayım mı? Kokla da anlamazsın. Yani en azından çok gururumla tuz. Kaybedeyim. İçeyim yani. Aa, estağfurullah. Ben ne? Aa. Bu ne ya? Bunu içerim ben. Ay! Tertemiz. Tertemiz çıktı. Tuzlu sudan. Najla ben. Kim? Najla Jıngıllı. Najla Jıngıllı. Evet. Çok güzel. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben ilk Türk milli sabun dansçısıyım. İlk Türk milli sabun dansçısı. Evet. Okey. Ne yapıyorsunuz sabun dans? Ben ilk duşta şey yaptım, keşfettim bunu. Özür dilerim ya. Bugün öyle gerçekten kötü bir şey yok. Fantastik insanlar bizlerle. Hayır, sabun yere düştü. Yapma ya. İnşallah revirdeki hanımefendiye de gitmemiştim. Çünkü olaylar çok karışabilir. Yok, burada bir yetenek doğuyor. Hiç sıkıntı yok. Evet. Sabun yere düştü, ben üstüne bastım. Ha üstüne bastın, iyi bari. Üstüne şu bastım. An olabilecek en iyi şey oldu. Ama düşmedim. Düşmedin. Bir anda dans etmeye başladı sabunun üstünde tek ayak. Tek ayak. Tek ayak dansçısı olduğumu eklemedim. Tek ayak sabunun dansçısıyım. Çift ayak mı var? Çünkü sizi her an ölüme götürebilir o sıkıntı. Aynen, çok tehlikeli. Aynen, tek evet. ayakta dans, AVM'lerde işte gösteriyorum. AVM'lerde yapıyorsunuz, evet. çok iyi. Size başvurdum açık kapıda belki bir dans iki edersiniz sabun dansı diye. Kabul etmediniz. Bizim ama yerler kaymıyor yalnız.
Bizim ekip var ya. Aynen, evet. Su döküp kayarlar. Çok iyi. Olmadı. Tamam, olur inşallah. Bu şekilde işimiz. Peki ne kadardır bundan para kazanıyorsun? Yaklaşık 18 yıldır bu işi yapıyorum. Oo. Tekim üstüme tanımam. Çift ayak gelirse kırarım o bacağı. Ha. Evet. Güzel. O sabuna evet. Neyse. Buyurun o zaman biz şarkınızı o zaman şey yapalım. Danla Hanım bu sizin için. Lütfen. Hap koydum, hap koydum yani. Afiyet olsun. Kibari. Sirke kaldı bana ya. Ben içeyim. Herkes çok teşekkür ederim. Ben içeyim, ben içeyim. Balzamik, sirke. Ah! Ah! Ama içmedim mi? İçtim yani ona rağmen. Allah be! Uf! Bu ne sirkesiydi? Arkadaşlar, evet. Adımı yazacağım şimdi. Burnumdan fışkırtarak sirkeyi. Ah! Geçmiş olsun. Sana da. Galiba kim kazanmış oldu bunu? Ben. Nasıl sen ya? Ben kazandım. İlk defa fondip kazanacaktım ya ben. Ben mi kazandım? Ben kazandım. Kazanmadım mı? Damla kazanmış! Damla Bilic kazandı. Damla ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok iyi vakit geçirdiğimi düşünüyorum. Gerçekten. Valla. Güzel miydi? Evet. Çok sevindim tatlı, o zaman. Tatlı sohbet ettik işte. Yani iyi sohbet ettiğini biz öğrenmiştik yani seyrettiklerimizden de. Hani burada da o kadar rahat rahat sohbet edebilir miyiz diye merak ediyorduk. Edebildik mi? Bence ettik. İyi, çok sevindim. Sen iyiymişsin. Ben çok iyiyim. İyi, süper. Benim, teşekkür ederim. Rica ederim. Hanımlar, beyler, Danla Bilic bizim bu haftaki konuğumuzdu. Çarşamba YouTube'da olacağız. Pazartesi hafta yine buralarda bir yerde olacağız. Bir arada inşallah canlı canlı karşılaşacağız. Tekrar görüşene kadar iyi akşamlar.